Osmanlı mimarisinde Kazasker Mustafa İzzet yazıları. Osmanlı'da mimari ve hüsnihat sadece birbiriyle değil, birçok sanatta iç içe geçerek farklı kaynaklardan beslenen bir bütünlük oluşturmayı başarmıştır. Osmanlı mimarisinde Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin taşa işlenmiş hat yazıları ise sanat eserleri içerisinde son derece önemli bir yer tutar. 19. yüzyılın önde gelen hattatlarından olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Osmanlı bürokrasisindeki yeri dolayısıyla mimari eserlerdeki hat yazıları içinde ilk tercih edilen kişilerdendi. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde bulunan devasa büyüklükteki hat levhalarının seyredenlere eşsiz bir görsel zevk yaşattığından şüphe yok. Ancak Kazasker'in eserlerinin sadece Ayasofya ile sınırlı olmadığını bugün artık birçok kesim biliyor. Peki, Mustafa İzzet Efendi'ye ait olan kitabeleri bugün nerelerde görebiliriz? Araştırmacı yazar Murat Özer'in kaleme aldığı ve Kuvvet Türk Kültür Yayınları'ndan çıkan Ayasofya'nın Nişanesi Kazasker Mustafa İzzet eserinin sayfalarını aralayarak birlikte keşfedelim. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Ayasofya Camii'nde devasa hat levhalarının yanı sıra caminin kubbesinde sıva üzerine zerendüt şekilde nakşedilmiş Celisülüs Nur Suresi ile müezzin mahfilinde mermeri hakkedilmiş 4 satırlık Celi Talik İnşa Kitabesi bulunmaktadır. Sultan Abdülmecit tarafından 1851'de inşa ettirilmiş olan Hırka-i Şerif Camii'nin avlu giriş kapıları üzerindeki Celisülüs 3 kitabe, giriş kapısı üzerindeki Celi Talik İnşa Kitabesi ve cami içerisindeki 8 büyük pencerenin üzerlerinde yer alan Celisülüs ayetlerde yine Kazasker'in kaleminden çıkarak mermere ve duvara hak edilmiştir. Sultan II. Mahmud'un İstanbul'daki sahabe türbelerini yenileme faaliyetleri için Hattat Kazasker Mustafa İzzet'i vazifelendirmesinin bir neticesi olarak İstanbul'daki birçok sahabe kitabesinde Kazasker'in yazıları yer almaktadır. Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı üzerinde mermeri hak edilmiş Celi Talik İnşa Kitabesi, dönemin askeri mimarisini yansıtan Selimiye Kışlası'ndaki Celi Talik Tamir Kitabesi, Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu Avlu Kapısı'ndaki Celi Talik Kitabe, İstanbul Üniversitesi Ana Giriş Kapısı'nın iç kısmında hak edilmiş Celi Talik İnşa Kitabelerinde olduğu gibi resmi mimari eserlerde Mustafa İzzet'in son derece itibarlı bir hattat olduğunu anlıyoruz. İstanbul'daki birçok camide bulunan tamir ve inşa kitabeleriyle Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Muvakkithanesi'nde bulunan inşa kitabeleri de Kazasker Mustafa İzzet'e aittir. Öte yandan Keçecizade Kazım Bey, Keşfi Cafer Efendi ve Şerife Ümmü Gülsüm Hanım'ın kabir taşı kitabeleriyle Perizat Hatun Türbesi'nin yazıları Kazasker Mustafa İzzet tarafından kaleme alınmıştır. Yurt dışında ise Amerika'daki Washington Anıtı ve Mısır'daki Kahire Kalesi'nde yer alan Mehmet Ali Paşa Camii'ndeki bir türbede Dehr Suresi yazısı Kazasker Mustafa İzzet'e aittir. Kazasker Mustafa İzzet'in mimari eserlerdeki kitabeleri kadar imzaları da başlı başına bir inceleme konusu. Genel itibarıyla Kazasker yazılarında İzzet veya Mustafa İzzet imzasını kullanmıştır. Hiçbir ek unvan almadan atılan İzzet imzası hat sanatında unutulmazlar arasındadır. Sultan Abdülaziz döneminde Mustafa İzzet'in hattıyla 24 punta döktüğü nisih harfleri ise Osmanlı matbaacılığında kullanılmıştır. Hat sanatı tarihimizin en önemli hattatlarından biri olan Kazasker Mustafa İzzet'in bu harfleri, İslam aleminin en sanatkârâne matbaa harfleri olarak hem matbaacılık hem de hat sanatı tarihine damgasını vurmuştur. Hattat Kazasker Mustafa İzzet'in matbaada kullanılmak üzere yazmış olduğu harfler, günümüzde de oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Onun 1866'da yazmış olduğu bir alfabe ise 1994'te Hollanda'da Thomas Malo tarafından font haline dönüştürülerek günümüzde Orta Doğu ülkelerinde kullanılmaktadır. Osmanlı mimari eserlerini hat sanatıyla daha da kıymetli hale getiren Kazasker Mustafa İzzet Efendi'yi hayırla yad ediyoruz. Ruhu şad olsun.